Merhabalar efendim, ben Kadir Kirişi. Bugün konumuz ne yazık ki TikTok denen saçma sapan, şafak beklerken çekilen, ülkücü kızların aptal aptal şeyler yaptığı platform mu desem, işkence mi desem, işkence aleti mi desem, o tarz bir saçma sapan icat. Evet, ne yazık ki bunu arada Facebook'ta ve Instagram'da Allah kahretsin ki görmek zorunda kalıyorum ve iğrenç şeyler dönüyor gerçekten. Bir aralar Skork vardı ve iğrençti, değil mi? Ama mesela şey, normal dünyalarda, normal ülkelerde, mesela ben Türkiye'nin dünya üzerinde olduğuna inanmıyorum. Mesela dünya düz bir yer olabilir ama mesela dünya düz bir yerse Türkiye kesinlikle yuvarlak bir dünya üzerindedir. Ama mesela tam tersi ise Türkiye bu sefer tamamen düz bir platformdadır. Çünkü mesela Türkiye ile dünyanın geri kalanı asla uyuşmuyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Her neyse. Şimdi mesela TikTok videolarında böyle full makyajlı saçma sapan kızlar böyle askerlikle alakalı, milliyetçilikle, Türklükle alakalı aptal aptal böyle rap müzikleri dinleyerekten böyle bir hareketler kurt öpüyorlar, böyle göklerini falan veriyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Ki galiba bu şeyler çok fazla izlendiği için bu kızlar kendilerini, bu hatunlarımız, bu aptallarımız kendilerini böyle çok önemli şeyler zannettikleri için benim tahminimce eğer TikTok dalgası böyle 3-5 ay daha devam ederse bunun bir sonrası ülkücü dildoları olacak. Çok ciddiyim sen. Ülkücü dildosu nedir? Ülkücü dildosu üzerinde kurtbaşı olan bir dildo olabilir veya kurt sikine benzeyen bir dildo olabilir. Kurt siki nasıl bir şey bilmediğim için çok fazla tarif edemeyeceğim ama büyük ihtimalle o TikTok videolarını çeken kızlarımız bunları biliyorlardır. O yüzden kurt siki neye benziyormuş? Bence onlara özel mesaja sorabilirsiniz. Ama bu çok saçma bir şey. Onun dışında mesela bazı şafak bekleyen askerler var. Hadi askerlere elbette ki saygımız sonsuza ama mesela askeriye böyle bir yer mi? Askeriye böyle bir yer mi? Mesela hani bunu birinin bana anlatmasını istiyorum mesela gerçekten. Herifin tekin mesela hani askeriymiş, nöbet, mükemmel, hadi tutalım falan, hadi TikTok videosu çekelim. Abi ne alaka? Neden? Neden anlatabiliyor musun? Bu nasıl bir kafa yapısı? Askere gideyim, TikTok videosu çekeyim o zaman. Bu nasıl bir şey? Hani zihnimde yaratılan kurgu benim şu şekilde açıkçası. İnsanlar askere gidiyor, gençlerimiz askerliğe gidiyorlar. Yani zorunda askerliklerini yapıyorlar. Telefona iki tane aplikasyon yüklüyorlar. Bir tanesi şafak sayma aplikasyonu. Şafakmatik falan diye bir şey varsa odur. Büyük ihtimalle böyle bir aplikasyon var bu arada. Bir diğeri de TikTok. Niye mesela şey nöbet tutuyorum. Hoho Kürt vurdum. Vaha falan. TikTok. Bu çok saçma bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bilmiyorum. Kendi erkeklerin yaptığını bir tarafa bırakıyorum. Çünkü bildiğimiz gibi hani erkekler çirkindir. Hepimiz çirkin olduğumuz üzere. Ve hani çok canları sıkılır. Ve erkekler çok çirkin oldukları için her zaman konuşmak istedikleri kadınlar vardır. Ama erkekler çok çirkin oldukları için ve birçok erkek de konuşamadığı için veya böyle hani masaya koyabilecek çok da muhabbeti olmadığı için dikkat çekmek için böyle aptal aptal şeyler yapıyorlar. Mesela TikTok videoları gibi. Çözdük değil mi? Tamam bu olabilir. Bu çok normal bir şey. Peki kadın bunu niye yapıyor? Her şeyler yapmaya ihtiyacı yok. Mesela kadının böyle herhangi bir yani orasına burasına Kürt siki dildosu sokan bir kadının ben zannetmiyorum ki ilgi çekmek için veya erkeklerle konuşmak için bu tarz aptal şeyler yapması gerektiğini. Anlatabiliyor muyum? Çünkü mesela hani bu kız şey dese böyle merhaba ben erkekle konuşmak istiyorum tarzı falan bir şey dese Instagram hikayesinde örnek olarak da zaten milyondan TikTok videosu çekmeye çalışan yarı zekalı erkek arkadaşımız bu kızı konuşmaya çalışacaktır. Yani herhangi bir kadın dikkat çekmek için çok daha fazla bir şey yapmasına gerek yoktur. Ama erkeklerin olabilir ve ben bunu saygıyla karşılıyorum. Çünkü mesela bir erkek olarak da erkek olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum mesela. Evet çok zor. Mesela hani yataktan kalkarken uff bugün erkek oldum falan yapıyorsunuz. Çünkü zor bir meziyet. Gerçekten zor bir meziyet. O yüzden mesela erkekler saçma sapan şeyler yaptıkları zaman, mesela erkekler böyle aptallık yaptıkları zaman ben şey yapıyorum. Erkek yapar normal yani mesela erkek zaten hani. Buna şaşıracak bir şey yok. Mesela arkadaşım anlatıyor şimdi mesela sevgilisinin tarz bir salaklık yaptığını anlatıyor. Erkek çünkü yapar yani. Mesela erkek olmak zaten böyle bir şey. Arada salaklık yapman lazım. Çünkü mesela canı çok sıkılıyor. Değil mi? Mesela bundan 1000 sene önce doğsaydı adam büyük ihtimalle İstanbul'u fethetmeye falan gidecekti örnek olarak. Yani Anadolu'yu fethedecekti bu herif. Ama şimdi sen bu herifi alıyorsun böyle 18 metrekarelik bir odanın içine sokuyorsun ve diyorsun ki hadi bir şeyler yap. Saçma. Çünkü adamın doğasında yok. Ondan sonra ne yapıyor? Adam mesela TikTok'ta video çekiyor. Böyle falan yapıyor. Böyle kurt dildosu falan yapıyor. Çünkü adamın canı sıkılıyor. Anlayabiliyor muyum? Mesela bundan 100 sene önce. Mesela fabrikaya gidiyorlardı. Madenlere gidiyorlardı. Orada ölüyorlardı. Her şey bir macera. Polisten kaçma. Polis öldürme. Mafyalar onlar bunlar. Kuma almalar. Aynı anda bir sürü kadın. İşte ne bileyim eşini dövmece falan. Hayat böyle çok heyecanlı bir yapıydı. Şimdi hiçbirini yapamıyorsun. Mesela eve oturuyorum böyle. Fortnite oynuyor. Canın sıkılır tabii. O kadar aksiyondan bu kadar monotonluğa gelen bir erkeğin bu tarz şeyler yapması normal. Peki neden kızlarımız bunu yapıyor? Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Çok saçma çünkü. Harbiden. Bu sebepten ötürü diyorum ki mesela eğer çevrenize TikTok videoları çeken insanlar varsa onlarla alay edin.
alay edin. Değil mi? Alay edin. Niye? Çünkü mesela Türkiye'nin bu hale gelmesinin asıl sebeplerinden birisi işte kimse kimsenin şeyine karışamaz, renkler zevkleri tartışılmaz, sik sok. Böyle bir şey yok. Renkler de tartışılır, zevkler de tartışılır, anası da sikilir. Mesela arkadaşınız TikTok mu çekiyor? Alay edin. Arkadaşınız mal mı? Malsın deyin. Çünkü mesela bunu bilme hakkı var. Mesela benim bir erkek arkadaşım salaklık yaptığı zaman ben ne diyorum? Çok salakça bir erkek yaptın. Ha normal çünkü erkeksin ama mesela bunu bir daha yapmayalım aslan yapıyor. Ve her şey yoluna giriyor. Bu tarz arkadaşlarım da mesela lütfen siz de aynısını yapın. Çünkü mesela şey, Türk gençliğine bakıyorum tamam mı? Mesela şey diyorum hani ulan ben kaç yaşıma geldim işte artık benim yaşım kızlar da çirkin olmaya başladı. Böyle genç kızları falan var. Ondan sonra bir tane genç kız var işte böyle kıçına sokmuş böyle ne bir bozkurtlu anal plak ön tarafına sokmuş bir tane kurt siki böyle ülkücü şey yapıyor böyle uhu falan bunu öpüyor falan böyle şeyler yapıyor böyle sakin sakin çok aptalca. Her neyse ben Kadir Kirşi bu da videonun sonu bir sonraki videoda görüşmek üzere.